yağışın sebep olduğu sel ve toprak kayması Endonezya'da 4000'den fazla kişiyi etkiledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 16 kişinin kayıp olduğu belirtildi. 2600'den fazla kişi yerinden oldu. Çin'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurları birçok eyalette hayatı felç etti. Nehirlerin su seviyesi yükseldi. Jiangxi eyaletindeki Yangtze nehrinin su seviyesi tehlikeli boyuta ulaşınca bölgedeki 4000 kişi tahliye edildi. Şiddetli yağışlar İtalya'yı da etkiliyor. Sicilya adasındaki Palermo kentinde sağanak yağış sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Guadalajara eyaletinde de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı. Arabalar mahsur kaldı. Ülkede şiddetli yağış ve fırtına hava ulaşımında da aksaklığa yol açtı. Querétaro Havaalanı'nda park halindeki küçük bir uçak şiddetli fırtınanın etkisiyle ters döndü. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağış faciaya sebep oldu. Bodri şehrinde valinin bulunduğu konvoy sele kapıldı. Vali ile 4 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan ve Nepal'de de selden ölenlerin sayısında artış oldu. Hindistan'da ölü sayısı 93'e yükselirken Nepal'de de selden hayatını kaybedenlerin sayısı 117 olarak açıklandı. Bangladeş'te ise 3 kişi yaşamını yitirdi.